Biz Türkiye'deki Kürtlerin PKK ile ilişkisini zaten kesiyoruz ve doğruyu da gösteriyoruz. Ancak yurt dışında da bu olmaya başladı. Bakın Suriye'nin kuzeyinde. Orada hem PKK hem de PYD hem sivilleri hedef alıyor hem de orada terör estiriyor. Şimdi o aşiretler, orada yaşayan aşiretler bu terör örgütleriyle ortak bir mücadeleye giriştiler ve bunun için Ankara'da buluşuldu. 11 aşiret reisinin katıldığı toplantıda terör örgütünün son suikastleri de görüşüldü. Terör örgütü PKK'nın Suriye Deirizor'da aşiret liderlerini infazı büyük tepkiye neden oldu. Bölücü örgütün artan baskısı, asimilasyon çabası, bölgede demografik yapıya dönük hamleleri, aşiret reislerine yönelik son suikastleri Ankara'da masaya yatırıldı. Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Suriye'de önde gelen 11 aşiretin lideri katıldı. Kaplan toplantıya ilişkin olarak PKK'nın aşiret liderlerini katletmesinden sonra tüm aşiret liderlerinin tek vücut haline geldiğini söyledi. Aşiretlerin PKK'ya %100 düşmanız, PKK katil, PKK'ya karşı ortak nasıl mücadele etmemiz gerekir, nasıl bir yol haritası belirlemeliyiz konusunu görüştüklerini anlattı. Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Kaplan, hangi aşiret PKK ile nasıl mücadele edilebileceğinin çalışmasını yapacak dedi. Çalışmalar hazırlandıktan sonra tekrar bir araya geleceğiz diye ekleyen Kaplan, aşiretler de PKK ile mücadeleye katkı sunmak istiyorlar diye konuştu. Suriyeli avukatlarla da bir araya geleceklerini dile getiren Kaplan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlayacağız dedi. Aşiret liderlerinin bölgedeki çalışmalarının ardından kısa süre sonra yine Ankara'da bir araya gelecekleri öğrenildi.